Resimlerden mektuplara. Yaz tatilinde tanıştığı arkadaşını çok sevmişti Irmak. Çok iyi anlaşmışlardı onunla. Adları bile tamamlıyordu birbirini. Arkadaşın adı Çağlar'dı. Irmak, Çağlar. Adlarını ilk söyleyip tanıştıklarında dikkatini çekmişti Irmak'ın. Senin adın Çağlar, benim adım Irmak. Ninemin anlattığı masallarda gürül gürül çağlayan ırmaklar vardır hep. Bana onları hatırlattı adlarımız. Çağlar, ırmakların tatil için kaldıkları pansiyonun sahibinin kızıydı. Bir aylık tatil boyunca denize birlikte girmişler, güneşle birlikte dostluk etmişler, kumsalda kaleler yapıp oyunlar oynamışlar, çok neşeli günler paylaşmışlardı. Gülüp eğlenirken bir aylık tatil süresinin nasıl geçtiğini anlamamışlardı bile. Irmaklar gitmeden bir gün önce biraz hüzünlü, biraz da gelecek yıl yeniden bir araya gelme kararının sevinciyle konuştular. Yarın gidiyoruz. Ben çok üzülüyorum senden ayrılacağım için. Ben de seni çok özleyeceğim. Biliyor musun, daha önce hiç senin kadar iyi anlaştığım bir arkadaşım olmamıştı. Benim de. Her yaz buraya bir sürü çocuk gelir, pansiyonumuzda kalır. Ama ben çekinirim onlarla arkadaş olmaya. Çünkü bir iki hafta kalıp giderler. Bir daha hiç görüşmeyiz çoğuyla. Ama biz tamamen ayrılmayacağız ki. Annemle babam da burayı çok beğendiler. Seneye yine geleceğiz. Peki o zamana kadar nasıl haber alacağız birbirimizden? Mektuplaşırız. Ama daha okumayı yazmayı bilmiyoruz ki. Ben bu sene okula başlayacağım. Ben de öyle. Ama okuyup yazmayı öğreninceye kadar daha çok zaman var. O zamana kadar ne yapacağız? Benim aklıma bir çare geliyor ama. Bilmem sen de düşünür müsün? Aa, söyle. Bak, bir gün annem bana dedi ki, eski insanlar ama çok eskiden yazı yazmayı bilmiyorlarmış. Çünkü o zamanlar daha harfler yokmuş. Yine de birbirleriyle haberleşebiliyorlarmış. Nasıl? Resimler yaparak. Neyi anlatmak istiyorlarsa onun resmini çizerlermiş. Biz de mektup yazmayı öğreninceye kadar birbirimize resimler yaparız. Adreslerimizi annelerimiz yazar. Biz de postayla göndeririz. Çok iyi bir fikir. Ertesi gün vedalaştılar ve Irmak eve gelir gelmez bir resim çizip yolladı Çağlar'a. Resimde arabanın içinde üzgün oturan bir kız vardı. Bu resimle yol boyunca arkadaşından ayrıldığı için ne kadar üzgün olduğunu anlatıyordu Irmak. Sonra ikisi de okula başladılar ve sınıflarında okuma yazmayı ilk öğrenen onlar oldular. Irmak kısa bir süre sonra mektup yazmayı da öğrendi ve hemen Çağlar'a bir mektup yazdı. Sevgili Çağlar, öyle mutluyum ki gördüğün gibi artık mektup yazabiliyorum. Ayrıca sana çok güzel bir haberim de var. Okullar tatil olur olmaz oraya geleceğiz. Bu kez babam izni bitince dönecek. Ama annemle ben bütün yaz orada olacağız. Ne güzel değil mi?